Mustafa Konuksever, selamun aleyküm. Hamidiye Medresesi'nde sizden bahsettim. Hacı abiye Risale-i Nur'u kaç kere okudum vesaire gibi soru gelirse o aptallardan geliyordur. Bediüzzaman Mehdi değil deyince bayağı tartışma sulandı. Hacı abiden şahsım adına özür diliyorum. Allah razı olsun, ben bildiklerimi söylüyorum yani. İnşallah yanlış olmaz. Maksatlı değildir. Hasbeten Allah içindir. Risale-i Nur'un muvaffakiyeti, istikameti için söylerim ben. İnşallah doğrudur yani. İnşallah doğrudur. Bir şey olmaz, söylesinler. Bir zaman belki anlatmışım bir iki defa size. Sadi Baba'nın dükkanında oturuyoruz. İzzet Paşa Camisi'nin altında ufak bir merdivenin yanında ufak bir dükkanı vardı. Tesbih falan satardı. Bir latife ile başlayayım. Sadi Baba diyor, bir gün bir adam geldi dükkana. Tesbihlere baktı. Ağır aheste aheste bakıyor. En sondakine dedi ki, Hacı Efendi bu tesbih kaç lira? Dedim ki 250 lira. Vay babu dedi diyor. Tekrar baştan başladı. Bir naylondan yapılma ama güzel, ona çok benzer bir tesbih var. Dedi ki ya bu kaç lira? Dedim ki 10 lira. Allah Allah. Dedi ki Hacı Efendi ne farkı var? Şimdi Allah'ın severi, sen doğru söyle. Ben bu naylon tesbihle bir defa Allah desem, bir de o 250 lirayla Allah desem, farkı var mı? Dedim ki yok. Dedi ki ben niye 250 lira veriyorum? 10 lira kaldı git diyor. Şimdi öyle, orası da bir Bektaşi tekkesi gibi bir yer yani. Ve oturuyoruz. Bir genç geldi. Tanımıyorum. Yani benim oğlum yaşta bir genç. Dedim Müslüm Gündüz sen misin? Dedim he. Yani o zaman böyle Elaziz'de biliniyoruz yani. Risale-i Nur dersine gelenler gidenler biliyor yani. Dedi siz ne yaptın sen? Dedim neyi soruyorsun ki ne yaptım? Dükkan mı açmayı soruyorsun? Eve gidip gelmeyi ne? Risale-i Nur'da sen ne yaptın dedi. Valla dedim bilmiyorum ki, Risale-i Nur'u okumaya çalışıyorum yani, okuyup anlamaya çalışıyorum. İşte ala takat ilim, kankulisi benim derslerine gidiyorum. Yani bunu bir iş mi sayıyorsun sen dedi. Yani sen kendini bir adam mı zannediyorsun? Ulan kardeş açtı ağzını yumdu gözünü. Tanımadığım bir çocuk. Sesim soluğum kesildi, durdum böyle dinliyorum. Sadi Baba dedi bir şey diyecek misin? Yok dedim, ne diyeyim. Hepsi doğru dedim. Müsalliklerin hepsi doğru. Doğru dedim ama içime oturdu yani. Bu kadar kadir şinas bilmemek, yani bu kadar haddini tecavüz etmek, bu kadar edep terbiyesini tanımamak cidden incitti beni. İncitti de dışa vurmadım. Dedim doğru söylüyor, ben bir mal değilim. Hakikaten doğru söylüyor dedim. Öyle o şeyle eve gittim. Evde al ver, cidden beni rahatsız etti yani, cidden. Bu şeylik. Sonra birdenbire Allah kalbime bir şey verdi. Dedi şimdi, herkes seni bilseydi ve senin yaptığından başka bir şey yapmasaydı, bu Risale-i Nur'da terakki nasıl olacaktı? Yani yeni şeyler nasıl vücuda gelecekti? Yeni fikirler nasıl inkişaf edecekti? Allah'a şükret ki seni beğenmeyen bir Risale-i Nur gençliği meydana gelmiş. Sen Allah'tan ne istiyorsun? Senin maksadın, şanın, şerefin sabit olsun mu? Yoksa Risale-i Nur'u anlayan nesiller, yeni nesiller mi gelsin?
Dedim benim maksadım, kendi kendime konuşuyorum. Benim maksadım, benim de beğenmeyen Risale-i Nur talebeleri gelsin. Halef selefi geçmese nakıstır. Allah'a şükür öyle bir genişlik geldi içime, öyle bir ferahlık geldi. Ve bu bütün o şikayetler şükre tahvil oldu. Allah'ım sana şükürler olsun ki bizi böyle naksız gören, eksik gören bir Risale-i Nur nesli meydana geliyor. Şimdi dün o kardeş sorunca sen Risale-i Nur külliyatını kaç defa okudun? Allah'a şükür ki bizi sigaya çeken bir Risale-i Nur gençliği meydana geliyor. Doğru söylüyor, mesele okumak değil ha. Esas ben o manayı öyle anlamadım. Ne kadar anladın diyor, ne kadar. Okumaktan maksat anlamaktır. Ne kadar anladın, ne kadar tatbik ediyorsun. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ömür geçti. Bir şeye yaramadık. Bir şeye yaramadık. Vicdanla baş başa kaldığım zaman vallahi de, billahi de, tallahi de hayır sayfasına yazacak tek cümle bulamıyorum. Tek cümle. Vicdanımla baş başa kaldığım zaman. Ama şer tarafına melaikeler kağıt yetiştiremiyor. Defterler dolmuş, ambarlar dolmuş günahlarla. Kardeşin ikaz ettiği budur. Kızacak bir şey yok. Allah razı olsun. Okudun ama ne okudun yani? Ne anladın, ne yapıyorsun? Biz anlamış olsaydık, biz yapmış olsaydık, 100 senedir bu kemalizm yerinde durur muydu? Bu kemalizm 100 senedir burada durur muydu? Bu İslam diyarında bu kemalizm durur muydu? Demek ki anlamadık. Yapmadık, yapamadık. Ne deseler hakkı vardır. Evet. Medeni, selam İslam'ı yaşamak bir baştan bir sarı cübbeydi. Acaba yoksa kalptekini dışa yansıtmak mıydı? Ya bu işin felsefesini bırakalım. Bu işin felsefesini bırakalım. Türkiye'de iki cereyan var. Biri Mustafa Kemal'in pantollu, ceketli, kravatlı, foterli, brilyantinli, saçlı bir cereyanı var. Bir de Bediüzzaman'ın sarıklı, cübbeli, şalvarlı, baba yiğit bir İslami cereyanı var. Sen hangisine benziyorsun? Felsefeyi bırak bana. Bu felsefeyi bırak. Sen Mustafa Kemal'e benzeme diyorum ben sana. Ben Said Nursi'ye benze. Yanlışsa da benze. Said Nursi'ye razı ol. Cehennemse de onun arkasından git. Eğer adamsan bu böyledir. Biz cennet kazanmak için Said Nursi'nin arkasında değiliz. Biz ahkam-ı ilahiye için onun arkasındayız. Biz Resulullah'ın varisi olduğu için onun arkasındayız. Cennete de gitse beraberiz, cehenneme de gitse beraberiz. Bunda pervamız yok. Biz Mustafa Kemal'e benzemiyoruz, benzemeyeceğiz. Mecbur olmadıkça takım elbise giymeyeceğiz. Kravat takmayacağız. Brilyantin kullanmayacağız. Biz Allah Resulü'nün arkasından gelen Bediüzzaman'a benzeyeceğiz. Şalvarını giyeceğiz. Cübbesini giyeceğiz. Sarığını giyeceğiz. Felsefe yok bu işte be kardeşim. Bunda ne felsefe yok. Bunun arkası önü uzun değil. Arkası önü uzun değil. Hanımlarımız Ayşe anamıza benziyor. Bu zamanda şöyle olur, böyle olur. Olur, siz de öyle yapın, ne diyelim yani. Ama bizim hemşire ve hanımlarımız aslanlar gibi Hatice-i Kübra'ya, Ayşe-i Sıdıka'ya benziyorlar. Var mı diyeceğiniz?
Biz İslam'ı seçtik. Kemalizmi, demokrasiyi, laikliği seçmedik. Seçmeyeceğiz. Bunlarla sulhumuz yok. Bunlarla sulh teklif edene cürüm işledi cezası veririz. Şeyh Şamil Hazretleri Allah'ına rahmet etsin. Dedi ki bana Ruslarla sulh teklifiyle gelene 80 değnek vururum. Bu işin sulhu teklifi olmaz. Ruslarla ortası yok. Ya biz öleceğiz, biteceğiz ya onlar ölüp bitecek. Bu kahraman İslam yanındaki çevresindeki bazı gevşek adamlar dayanamadılar. Ne yapalım, ne derim? Gittiler anasına, Şeyh Şamil'in. Dediler ki anacığım, Şeyh Şamil bu işi söylemeyi bile yasak etti. E sen de görüyorsun ki Ruslarla başa çıkamayacağız. Sen bir söylesen, seni kırmaz. Sulh edelim. Anası gitti Şeyh Şamil'e. Oğlum durum budur dedi. Tamam anacığım dedi. Sen buraya otur. Ondan sonra harp divanını topladı. Dedi ki kinimiz beni konuşturmuyor. Küfre olan kinim, kemalizme olan kinim beni konuşturmuyor. Dedi biliyorsunuz bunu teklif etmez 80 değnek demiştim. Anam geldi bunu bana teklif etti. Anama 80 değnek kuracağım. Ama biliyorum ki anam 80 değneğe dayanmaz ölür. Sırtını soyundu. Anamın yerine ben uğrun dedi. Anamın cezasını bana tatbik edin. O koca şaha 80 değnek vurdular. Yavaş vurmayacaksınız dedi. Şeriatın değneğine vuracaksınız. Günlerce yatakta yattı. 80 değnek vurdu da anasının yerine kendine. Bizim küfürle anlaşmamızın şartı budur. Ya onlar ya biz. Ortası yoktur. Demokratik, layık, kemalist İslam gidecektir. Ona benzeyenler de mecburi şartları yoksa nazarımızda Kemal'dir. Mustafa Kemal'in ta kendisidir. 1000 defa sözleri okumuş olsa da bu böyledir. 100.000 defa Mesnevi rol yoksa da bu böyledir. Kendini Allah Resulü'nün vekili ve düzamına benzetsin. Mecbur değilse, mecburiyetlere karışmıyorum. Kimseyi de içinden etmek istemiyorum. Ama mecbur olmadığı zamanlarda hanımını Ayşe-i Sıdıka benzet, Sıdıka'ya benzetsin. Kendisi de Allah'ın Resulüne benzetsin. Bu zamanda vekili Said Nursi'ye benzetsin. Kaç defa okudun? Neden okumayı? Kellim la yenfa'a. Oku faydası yok. 1000 defa okumuş. 1000 defa okuyanı gördüm. Hiçbir mecburiyeti yok. Mübarek bir insan. Sakalı ta burada. Pantol giymiş. Şaka söylemiyorum. 1000 defa sözleri okuduğunu söyleyen bir adam bu. En aşağı 1000 defa okumuşum diyen bir adam. Said Nursi değil, Mustafa Kemal'e benzetmiş kendisini.